Merhaba arkadaşlar. Bugün dışarıda lapa lapa kar yağıyor. Muhteşem bir gün. Biz karın keyfini çıkardık, oynadık, geldik. Dedik ki bugün madem pazar, kar yağıyor, sevgililer günü aynı zamanda. Kızım da böyle sizin için çilekli milföy pasta yapmaya geldik. Sen de anlatacak mısın bende? Aldım. Bunları dikdörtgen bir şekilde keseceğim. Öncelikle milföy hamurlarımı kesmekle başlamak istiyorum. Önden ayıralım. Onu ne mi yapacağız önce? Evet, önce bu kağıtlarını ayıralım. Sonra kare olan hamurlarımızı dikdörtgen keseceğiz. Burada. Evet. Sonra da tepsimize koyacağız. Bunlar pişerken biz de pastamızı yapalım. Çatalla delikler açıyoruz hamurumuza ve daha sonra fırına veriyoruz. Üzerine hiçbir şey sürmenize gerek yok. Bu şekilde fırına atacağım. Hadi biz de o bitene kadar pastasını yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz İpekciğim? Pastamızın kremasını hazırlayacağız. Burada yarım litre sütümüz var. Önce sütümüzü yaptırıyor ya, ne olsun. Olsun, saçlara dikkat edelim. Şimdi sütümüzün içerisine 1 çay bardağı şeker koyacağız saçlarına. Evet, bu arada bir yandan da fırında hamurlarımız pişiyor. Şimdi 2,5 yemek kaşığı unum var, onu da koyalım. Tamam, o da tamam. Çilekli yapacağız. Çilekleri en son. Şimdi bir yumurta sarımız var, onları da koyuyoruz. Evet. Çok az, şöyle koku, tat vermesi için tereyağım var. Onu da koyuyorum. Tık yapalım. Tamam. Şimdi bu malzemelerimizi çırpıcıyla başlıyoruz karıştırmaya ocağı almadan önce. Karıştır, karıştır. Arkadaşlar ben çilekli pasta yapıyorum. Evet ve çok güzel yapıyorsun. Ellerin çok lezzetli anneciğim senin. Şöyle şöyle yapalım ki içerisinde hiç böyle unlarımız topak topak olmasın. Değil mi? Tamam. Evet. Evet, olmaması gerekir. Şimdi ne koyacağız? Şimdi hiçbir şey koymayacağız. Şimdi bunu böyle biraz çırptıktan sonra ocakta karıştıracağız böyle pişene kadar. Tamam mı? Ocakta karıştıracağız. Evet, artık ocağımıza alabiliriz. Evet arkadaşlar, kremamız kaynamaya başladı ve vanilyamızı ekliyoruz. Çok sıcakmış. Tabii ki. Ay biraz da güzel. Olsun, temizleriz tatlı. Tamam, çok yaklaşma, ocağımız sıcak. Kremamız hazır. Yuki. Altını kapatabiliriz artık. Evet arkadaşlar, hamurlarımız pişti. Bu arada kremamız da zaten hazır olmuştu. Biz şimdi şöyle hamurlarımızın üzerine kremamızı koyuyoruz. Çok güzel oluyor anneciğim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun şimdiden. Hele sen bitince gör, bayılacaksın bu pastaya. Çok sevindim. Hem çok pratik, çok kolay. Hem de hem görüntüsüyle hem lezzetiyle müthiş bir tarif bu. Canınız böyle ufak, güzel bir tatlı çekti. Aa, anne puya profiterol gibi oldu. Evet, zaten bu krema var ya İpekciğim, profiterol kremasıyla aynı. Doğru söylüyorsun, bak çok güzel hatırladın. Aferin sana. Profiterolde de böyle krema yapmıştık değil mi? İçine dolduruyorduk. Bu sefer de böyle milföy hamurlarımıza koyuyoruz. Sen yiyeyim mi ondan? Şimdi önce süsleyelim, dayanamıyorsun değil mi kokusuna? Çok güzel. Benim gibi şöyle yap. Bak çok az koyacağız. Sen kaşıkla koy. Burada da arkadaşlar fındık ve çam fıstığı dövdüm birazcık.
Onlardan lezzet. Hepsini aynısına koyma, tamam mı aşkım? Aferin benim kızıma. İpek böyle mutfakla uğraşmayı çok seviyor. Sanırım bana benzemiş bu konuda. Tamam. Şuna da koy biraz ama hepsini yettirmemiz lazım. Böyle bir tanesini dolduramayız. Tamam anneciğim. Tamam. Şimdi çileklerimizle de süslüyoruz şöyle. Şu şekilde çileğini. Arkadaşlar hem rengiyle hem lezzetiyle resmen beni ye diyor. Beni ye. Değil mi kızım? Harika. Tam böyle. Çok hem... güzel kokuyor. Bir tane yiyeyim. Biraz sonra. Çilek meşhursuzluğunca. Şimdi bunlardan böyle alıyoruz. Üstlerine kapak yapıyoruz. Bu şekilde. Çok güzel oluyor. Evet. Bu şekilde hepsine devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, sıra geldi işin en keyifli tarafına. Üzerlerine bu şekilde pudra şekeriyle kar yağdırıyoruz. İşte bunun en güzel kısmı burası arkadaşlar. Nefis. Hadi al bakalım sen de yap. Şu şekilde çık 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 çık. Bak şöyle yapacağız. Elimizle şöyle bir parmağımızla böyle yaparsak gördün mü? Hadi bunun üstüne de sen yap şöyle parmağının bir tanesiyle. Tık 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 tık. Evet 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 evet. Bak böyle yandan yandan. Evet, süpersin. Evet, evet, evet. Çok güzel değil mi anneciğim görüntüsü? Dur, bunu iyice yapalım. Buna az geldi. Biraz daha alayım, dur. Biraz daha koyalım içerisine. Hadi yağ bakalım. Tık 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 yap gene parmağınla. Buradan tut. Şurasını, hayır. Şöyle şöyle yapacaksın İpek. Evet. Ya, ay, evet süpersin. Tamam şimdi bu tarafa da yapalım. Harikasın kızım. Buraya da tamam. Şimdi yiyebilir miyim? Evet şimdi en son kocaman çileklerden de koyacağız üstüne. Onunla yuvarlak yapacağım. Yok yok. Sadece bu. Bunun görüntüsü bu. Dur. Bol pudra şekeri güzel oluyor buna. Evet. Evet, şimdi işin en güzel tarafı hepsinin ortasına, sana şöyle göstereyim mi İpekciğim? Evet, şimdi hepsinin ortasına birer tane çilek koyuyoruz bu şekilde. Hadi sen de yap, beraber yapalım. Güzelce. Hatta malzememiz arttı. İki tane de böyle magnolia da yaptık. Sadece krema ve çilek ve fındık fıstıkla süsledik. İpek de bu işe çok sevindi bence. Değil mi? Evet hemen yemek istiyor. Tamam yiyebilirsin. Pastalarımız hem görüntü itibariyle hem lezzet itibariyle süper oldu. Kesinlikle yapmanızı öneriyorum. Hem çok basit hem çok az zamanda yapabileceğiniz bir tatlı tarifi bu. Anne, şimdi ben hepinize... yanarım. Biraz önce yemek istiyor. Hoşçakalın arkadaşlar. Sevgiler gününüz kutlu olsun. Sevgiler gününüz kutlu olsun. Hoşçakalın. Hadi al.